Bu son tespit sürecinde ise bazı kesimler tarafından fazla bulunur şeklinde yorumlandı ama aslında azdır bile. TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı %90'lara varmış durumdadır ve bu tespitten sonra bile döviz karşısında hala daha asgari ücret azalmış durumdadır. Bir yıl önceki TL'nin döviz karşısındaki oranla bakıldığında ve bugüne bakıldığında azaldığını görüyoruz. Ve bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de ne varsa bizde de olacak diyen, bunu söyleyenleri elleri patlarcasına alkışlayan işveren kesimi bu asgari ücrete tepki gösterdi. Halbuki Türkiye'de %50'den fazla bir artış yapıldı. Burada iki yüzlü bir durum var. Yani Türkiye'de ne varsa bizde olacak değil. Türkiye'de olup da işimize gelen ne varsa bizde de olacaktır aslında onun doğrusu. Davulla zurnayla duyurdular ama aslında resmi gazetede yayınlanmadan asgari ücret yürürlüğe girmez. İşçilere duyurdular ki bakın para bu oluyor. Bir hayal satarlar yani aslında. Bu oluyor diye duyurdular. Bir eli inan verir gibi gösterdiğini öbür eli inan geri alıp patronlar da dava ederse o zaman da bu yürürlüğe giremeyebilir deyip dönüp bu davada patronlara şirin görünmeye çalışıyorlar. Yani bu aslında seçim sürecinde ortaya konmuş olan ciddi bir manipülasyon gibi görünüyor bize.